Yıl olmuş 2023 ve biz hala 16 megabit internette kalmışız. Herkese selamlar. Bugün hangi interneti kullanmalıyız ve benim kullandığım internette yaşadığım sorunlar veya sorun yaşadım mı? Bunlardan bahsedeceğim ve en uygun olan interneti bulmaya çalışacağız bu videoda. Hali hazırda şu anda TürkNet altyapısını kullanarak bir internet kullanıyorum. Çünkü çok fazla Netflix'te ve çok fazla oyun tükettiğim için biliyorsunuz Netflix ve Steam'de en iyi hızı alan internet olduğu söyleniyor. Merkezi bir lokasyonda yaşamama rağmen herhangi bir şekilde fiber altyapısı olan bir binada değilim. Çünkü bina eski. Genelde yeni binaların içerisine hep fiber döşeniyor. Yeni binalara 1-2 senelik binalarda fiber internet oluyor. Hepimiz bu durumdan müzderibiz. Şöyle bir güzelliği var ki Türk Telekom'un altyapısını kullansa da Türk Telekom'dan daha fazla bir internet sağlıyor tarafınıza. Şu anda baktığımızda Türk Telekom'da 16 megabit, 30 megabit vesaire bu tarz internet paketleri bulunuyor ve 100 megabitlik paket bulunmuyor fiber altyapınız yok ise eğer. Türk Telekom'da taahhüt var ama Türknet'te taahhüt bulunmuyor. Aslında beni cezbeden kısmı da bu olmuştu. Çünkü Türknet'e geçerim. Eğer beğenmezsem 1-2 ay kullanır. Sonrasında taahhüt olmadığı için bir cayma bedeli de çıkmayacağından dolayı ayrılırım düşüncesiyle başlamıştım. Yaklaşık 8-9 aydır kullanıyorum. Sorunlar yaşadım mı? Evet. Kurulumlarda yaşanılan sorunları ilk başta yaşadım kuruluma gelen olmadı, aradık evde yoktunuz dendi vesaire. Bunlar yaşandıktan sonra Instagram'dan olsun, müşteri hizmetleri olsun birazcık darladım Türknet'i. E çünkü dedim ki artık internet lazım evde hiçbir şey yapamıyorum. Ve sanırım yaklaşık 2 gün sonrasında gelip kurdular. O günden sonra problem hiç yaşamadım. Sadece bir 4-5 günlük problemlerim oluştu. Onlar da internet hızı düşüktü, biraz donuyordu vesaire. İşte Wi-Fi ayarlarımı yaptılar, modem ayarlarımı online olarak bana link attılar. Bu videoyu izleyerek yapabilirsiniz dediler ve ben de yaptım. Şu anda sorunsuz yaşıyorum ta ki şu an Ocak 26'dayız ve bazen kesilmeler, donmalar yaşayabiliyoruz. Şu an 2023 yılındayız. Ben YouTube'da 2K video izleyemiyorum. Çünkü bazen donuyor. Portlar mı doldu yoksa farklı bir şey mi bilmiyorum. Tekrardan bir şikayet talebi oluşturduğumda bana bir işte gene Wi-Fi ayarı atmışlar. Neyse bunları geçelim. Hali hazırda şu anda bu kadar zam gelmemiş olsaydı kullanacağım tek internet TürkNet olacaktı. Açık ve net konuşmam gerekirse. Şimdi internetlerden biraz bahsedelim. Türk Telekom, Vodafone, Millenicom, Türknet, Gıbırnet. Bu tarz internetler var zaten piyasada. Gıbırnet de yeni yeni piyasalaşmaya başlamış uygun fiyatlı veren bir sağlayıcı. Şimdi ilk videonun başında şunu söyleyeyim. Geçmek istediğim internet şu anda Gıbırnet. Nedenini de anlatacağım. Şimdi tek tek kampanyalara bakalım. Ben konuşurken sizlere zaten sağımda veya solumda böyle çekmiş olduğum ekran görüntüsü olarak fiyat bilgileri çıkacak. Türk Telekom şu anda 16 ve 35 sanırım o tarz megabit internet paketlerine 170-180 lira civarında bir tutar istiyor ve bu taahhütlü bir tutar. Eğer yarın bir gün sıkıntı yaşadığımızda sorun yaşadığımızda cayma bedeli çıkacağı için beni cezbetmiyor. Çünkü biliyorum ki 16 megabit ve 35 megabit tarzında internetler hiçbirimizin işine yaramıyor artık. Yani bunu genelde yaşlılar bilmediği için çok fazla alıp evlerinde kullanıyorlar ki bizim kadar hızlı internet tüketimi yapmıyorlar. Biz Instagram, TikTok, YouTube, Netflix, işte oyun oynuyorsak Steam, PUBG vesaire bunlardan çıkmayan insanlarız ve bu internetler bizi karşılamıyor. Evet kablolu internette problem yaşamazsınız ama birçoğumuz kablolu internet kullanmıyor ki Wi-Fi kullanıyoruz ki ben de öyleyim. Bilgisayardayken sadece kablolu internetteyim, telefon, tablet, televizyonda kablosuz internet kullanıyorum yani Wi-Fi olarak. O yüzden Türk Telekom'u eliyorum. Sadece taahhütle fiyatları eşleştirdiğimde gerçekten cazip gelmiyor. Çünkü zaten farklı firmalarda taahhüte girdiğimde bunun daha da altını ödüyorum. E sen bu kadar internet sağlayıcı bir firmasın neden bu kadar pahalısın? Sorusunun cevabını da hiçbir zaman alamayacağım muhtemelen. Gelelim Süper Online'a. Süper Online'a baktığımda Süper Online biraz daha uçuk. Süper Online'a baktığımızda ilk 6 ay şu kadar bir fiyat. Sonrasında 12 ay mı yok 9 ay mı bilmem ne fi, şu kadar fiyat diyor. Süper online'ı e de deliyorum çünkü onda da bir taahhüt var. Bakın taahhütlü internet kötü demiyorum. Sadece ben tek yaşayan bir insanım ve taahhütlü internet kullanmak istemiyorum. Neden bir internet sağlayıcısına bağımlı kalayım? hani canım sıkıldığında şuraya geçeyim, buraya geçeyim. Belki de çok memnun kalacağım, hiç geçmeyeceğim. Taahhütlü fiyatın 200 liraysa yap bunu da 220 lira, 230 lira. Hani arasına bir 10 lira, 20 lira bir fark koy. Taahhütsüz de kullanın olsun. Şimdi Milenikom'a geçiyoruz. Milenikom'daki paketlerde 114, 149 lira civarında oluyor. Onda da taahhüt yok. Milenikom'u da aslında değerlendirmeyi düşünüyorum. Şu anda biri düşünme aşamasındayım. Çünkü Türknet olmuş 250 lira hem mesaj geldi hem web sitesine girdiğinizde oldu. Hepimiz Türknet'e acallıyoruz. Aslında diğer sağlayıcılar daha da fazla üstüne koydu. Şimdi benim buradaki sorum sizlere olacak ki bu videoyu internet almak isteyen herkes izleyecek ve buraya kadar izlediyseniz sizce hangi interneti almalıyım? Almalıyız. Size bunu soruyorum. Taahhüt istemiyorum kesinlikle. Hız genelde zaten 100 megabite kadar diyorlar ama fiber olmayan altyapılarda 70 ile 80 megabite kadar evinize getirebiliyorlar. Ki şu an hali hazırda TürkNet'te aldığım 70 ile 80 megabit bir internet hızı. Upload hızım da 8 megabit. Genelde test yaptığımda 7 buçuk 7 upload hızı alabiliyorum. Ping sürelerim de değişiyor. Bazen akşamları fazlalaşıyor. E, geceleri biraz daha düşüyor. 20, 28, 18 gibi ping süreleri alabiliyorum. Yanlışım varsa bu arada yorumlarda da yazarım ama şu an hali hazırda bu. Daha buraya da bir ekran görüntüsü koymaya çalışacağım şu anda. Şimdi Gıbırnet diye bir şey çıkmış. Ben de bunu internette araştırırken işte direkt Google'a girdiğimizde internet kampanyaları, ev interneti vesaire yazdığımızda çıkan sonuçları söylüyorum sizlere. Gelelim Gıbırnet'e. Gıbırnet'te şöyle internet sitesine girdiğimde zaten burada bir yerde göreceksiniz. 35 megabit'e kadar 100 TL, 100 megabit'e kadar ise 110 TL diye bir fiyatlandırma sunmuş. Yanında bir de bir paket daha esnaf paketleri için var. O da sanırım 100 TL'ydi. 35 megabit 100 TL, 100 megabit fiber internet ise 110 TL. Ve taahhüt yok. Beni cezbeden fiber internet o altyapısı olan zaten muhtemelen bana gelecek altyapıda sorgulama yaptığımda 70 megabit, 80 megabit bir internet gelecek eve. şunu da çözmüş değilim. Merkezi bir konumdayım direkt böyle metronun göbeği, dolmuşların, otobüslerin aslında İstanbul'un kalbi diyebilirim baktığınızda bir ilçeye. Abi fiber internet yok. Yani bina ne kadar eski olursa olsun internet neden gelmiyor bunu anlamıyorum. Bakıyorsunuz yurt dışına, oraya, buraya adamlar abi internette oynuyorlar resmen. Evet belki fazla ödüyor, belki az ödüyor. Ben de fazla öderim giga fiber internet olsa ama yok. Şimdi Gıbırnet'e geçmeyi düşünüyorum dedim. Siz de bu arada yorumlarınızı yapın. Kullananlar var mı? Kullanmayanlar, geçmeyi düşünenler vesaire. Herkesle yorumlaşalım, paslaşalım yorumlarda. Ki 2023'ün Ocak ayında artık en iyi internette en düşük fiyatı bulalım. Çünkü Netflix ödüyoruz, Disney ödüyoruz, Exen'e ödüyoruz, işte YouTube Premium'a ödüyoruz. Lan artık öde öde hal kalmadı yani. Aldığımız para yükseldi, her şey haliyle uçtu gitti tabii ki de. Şu an böyle seneye nasıl olacak? Rüzgarnet diye bir internet vardı. Onu da araştırdım az çok. Aslında fiyatları yükseltmiş ama şimdi şöyle de bir durum var. Baktığınızda yeni internet sağlayıcılar da internetlerde okuduğumu söylüyorum. İşte birçok kişi geçmeye başladığında kapasitesi yükseleceği için karşılayamayacak talepleri ve patlayacak ya da ileri zamanlarda işte iki ay sonra üç ay sonra Türknet'ten geçti Türk Telekom'dan geçti Vodafone'dan geçti bir sürü müşteri topladıktan sonra o da fiyatları yükseltecek ya da onun gibi birçok firma yükseltecek gibi yorumlar görüyorum bu sizce gerçek mi ya da ne kadar doğru sizce olur mu olmaz mı bunu bilemiyorum ama benim tahminim olmayacağı yönünde olacaktır çünkü Hani bence bir seneye yakın bir stabil fiyatta kalır. Müşteri toplayıp bir sene elinde tutup atıyorum bir dahaki yıl başında Ocak ayında 100 lira ise 150 lira, 160 lira, 200 lira neyse yapabilir ama bence ilk aylarda, ilk senede yapacağını çok düşünmüyorum ki eline bir data toplaması lazım. Şu an bin kişi varsa bu internet fiyatlarının içerisinde belki de sene sonuna kadar 100.000 kişi gelecek. Bu sadece Gıbır için değil, Milenikom, Rüzgarnet, işte Türknet hepsi için geçerli baktığınızda. Fiyatları konuştuk az çok. Dediğim gibi, benim buradan bacım fiyat konuşmak değil, birlikte yorumlaşıp hangi interneti kullanıyorsun, memnun musun, geçelim mi geçmeyelim mi bu benim için de değil videoya birçok kişi girecek ve videonun yorumlardaki kısımlarına bakacak ve diyecek ki abi bu adam bunu kullanıyor, bu adam şunu kullanıyor. Burada bir reklam, bir sponsorluk yok zaten olamaz. Hani ne yapabiliriz yani sponsorluk olarak? Burada internet sağlayıcısı ne almalıyız, ne alabiliriz mantığında ilerleyeceğimiz bir video. Çünkü hala şunu söylüyorum, yıl 2023 ve çoğu internet sağlayıcısı taahhütlü bir şekilde en düşük internet paketi 16 megabitten başlatıyor. Gerçekten saçma. Yani Ben TürkNet'in fiber olmayan altyapısına 170 lira ödüyorum şu anda. Ki o da zamlanacak. Onun fiyatı belli mi değil mi bilemiyorum. Bulamadım da. E, müşteri hizmetlerini aradım ulaşamadım işte. ...sürekli bir yerlere yönlendiriyor. Şuradan yap, buradan yap diye bir arayıp fiyatı soracağım. Hani ne kadar oldu, ne yapılacak? Belki de benimki de 250 lira oldu. Ya da o söylediğim gigafiber internet... ...250 lira dediğimiz benim internetim aslında. TürkNet şunu diyordu. Benim portumu kullanırsan daha ucuz. Ama 250 lira şu piyasada ucuz bir internet değil. Evet, internet çok yüksek oluyor gigafiber internetini kullanırsanız. Ne 100'ü, ne 200'ü, ne 300'ü yani. Çıkabildiğin kadar e, yükleme çıkabildiğin kadar indirme alıyorsun yani Türknet'te. Ama hani ben Türknet'e başvurdum, Gigafiber internete başvurun, bir sürekli başvurun, gelelim gibisinden gelen giden yok. Yani yaklaşık 8 aydır, 9 aydır kullanıyorum ve 8-9 ay önce başvurdum. Kendi işte ailemden başvuru yaptırdım oradan başvuru yaptırdım Hani aynı binada oturuyormuşuz gibi ama gelen giden olmadı O yüzden ben de şu an 70-80 megabitlik bir internete 200 lira 230 lira gibi bir tutar olacağını tahmin ederek söylüyorum vermek istemiyorum O yüzden artık taahhütsüz hangi internet en ucuzuysa ona geçeceğim ve deneyeceğim denediğimde zaten size bu videonun sonunda, işte diyeceğim ki bir 5-3 ay sonra, bir ay sonra, bir hafta sonra şu internete geçtim. Yaklaşık bir aydır, bir haftadır kullanıyorum ve yaşadığım sorunlar bu. Yaşadığım sıkıntılar bu veya yaşamadıysam da e, artısını, eksisini, hepsini anlatacağım. Yorumlarda buluşuyoruz. Kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Beğenelim videoyu ki ön plana çıksın biraz daha. Biraz daha biz bilgilenelim. Belki sen bilgilisin ama senin bilginin üstünde de farklı birisi çıkabilir. O yüzden yorumlara gelir bize anlatır. Orada paslaşırız. Birlikte artık hangi internete geçeceğiz? Hangi internette kalmalıyız? Geçsek mi daha mantıklı? Kalsak mı daha mantıklı? Bunu bir tartışalım. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.